Işık ve kullanımı. After Effects çalışmalarımızda ışık kullanmak görselliği arttırmaktadır. Özellikle 3 boyutlu çalışmalarımızda 3 boyutlu olan nesneyi ön plana çıkarmak için ışığı kullanabiliriz. Burada örnek verecek olursak herhangi 3 boyutlu tasarım programında hazırlamış olduğumuz mesela bir logoyu, 3 boyutlu bir logoyu gerekli renklendirme işlemlerini yaptıktan sonra render olarak After Effects'e attığımızı düşünelim. Bunu bir animasyon içerisinde kullanarak hareketlendirdikten sonra ışık sayesinde bunu ön plana çıkarabiliriz. Şimdi ışık hakkında daha fazla detaylı bilgi için başlayalım. Örnek verecek olursak ben burada hazırladığım bir proje üzerinden gideceğim. Burada hemen açalım. Kompozisyonumuzu, pardon, bu değil. Şimdi şöyle hızlı bir örnek verecek olursak şu şekilde bir logo, 3 boyutlu bir logoya sahibim ve burada 3 boyutlu bir logo animasyonu var. Bu sahnede kullandığımız ışık paralel ışıktır. Şu şekilde light katmanını tıkladığımızda görecek olursak. Şimdi burada karşılaştırma yapacak olursak ışık katmanı aktifken logomuzun görüntüsü bu şekildedir. Fakat bunun görünürlüğünü kapattıktan sonra şu şekilde biraz ilerlediğimizde gördüğünüz gibi logomuz baya bir karanlık hal aldı. Yani ışığın bu nesneleri ön plana çıkarma ve aydınlatma kısmında baya büyük rol almaktadır. Bu şekilde çalışmalarımızda ışığın önemli bir yeri vardır. Burada bir noktaya değinecek olursak ışıklar 3 boyutlu katmanlara yani 3D layer özelliğine sahip olan 3 boyutlu katman özelliğine sahip olan katmanlara uygulanmaktadır. Fakat bu konuda 3 boyutlu bir model olduğu için bu katmanı 3 boyutlu hale getirmeye gerek yoktur. Bu şekilde bunu da ifade etmiş olalım. Şimdi sahnedeki ışığı yani ışık katmanını delete tuşuyla silerek yeni bir ışık oluşturalım. Hemen bunun için program üst menüsünden layer, new, ardından light yolunu izleyelim. Şimdi buradaki ayarlara bakacak olursak sırasıyla name var. Bu isim anlamına gelmektedir. Biz burada paralel ışık kullanacağımız için hemen bunun ismini de paralel ışık olarak değiştirelim. Ardından devam edecek olursak light type ışık tipidir. Burada 4 adet ışık tipi bulunmaktadır. Birincisi isminden anlaşılacağı gibi paralel. Diğeri spot yani nokta. Bir diğeri point. Bu da nokta. Bu spot ışıkla hemen hemen aynı özelliği görmektedir. Bir diğer ışık tipi ise ambient yani ortam ışığıdır. Biz buradan paraleli seçip devam ediyoruz. Ardından color ışık rengidir. Intensity burada şiddet, yoğunluk şiddeti olarak bunu belirleyebiliriz. 150 gibi bir değer görelim. Ardından buradaki bazı özelliklerin pasif olduğunu göreceğiz. Bunun nedeni ise burada kullandığımız ışık özelliğindendir. Yani farklı ışık kullanarak buradaki özelliklerin aktif hale gelmesini sağlayabiliriz. Ardından devam edecek olursak fall off özelliği bulunmaktadır. Bu ışığın düşmesidir. Smooth yumuşak ve inverse square clamped bu da sabitlenmiş ters kare olarak ikiye ayırabiliriz. Buradan none seçiyoruz. Ve son olarak cast shadow burada gölgelendirme özelliğidir. Burada tik var ise kaldırın. Çünkü burada gölgelendirme kullanmayacağız. Okey butonuna basarak buradan çıkabiliriz. Artık ışığı eklemiş olduk. Şimdi burada ışığın konumunu ayarlamak için yani burada sadece şu noktaya vuruyor yani bu ucundan da gördüğünüz gibi. Işığın konumunu ayarlamak için ışık katmanı seçici durumdayken yanındaki ok ikonuna tıklayalım. Ardından transform özelliklerini genişletelim. Biz burada point of interest ve position özelindeki değerleri arttırarak bunun konumunu değiştirebiliriz. Şimdi burada sahnede bulunan 3 adet ikon bulunmaktadır. Bunlar ışığın X, Y, Z düzlemlerini belirtmektedir. Buradan Selection Tool aracı seçici durumdayken bu şekilde buradan X düzleminde, örneğin Y düzleminde veya Z düzleminde bu ışığı konumlandırabiliriz. Veya buradan dediğim gibi manuel olarak değer girerek burada ışığın konumunu ayarlayabiliyoruz. Hemen burada rastgele değer verecek olursak şunu biraz şöyle tam ortaya ayarlayalım vurma kısmını. Şöyle X düzleminde biraz sağa çekelim. Şunu buraya uzatıyoruz tekrar ve şunu hafif pardon light katmanı seçelim. Şunu hafif Y ekseninde şöyle biraz yukarı kaldırdığımızda
biraz şöyle yakınlaşabiliriz. Şu şekilde yaptığımızda logoya ışık, paralel ışık uygulamış olduk. Diğer farklı ışık seçeneklerini kullanarak çalışmalarımızda nesneyi ön plana çıkarabiliriz.